Sevgili boğa burçları, ay burcu boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlarım, hepinize derin muhabbetlerimi, sevgilerimi sunmak istiyorum. Bakalım Rabbim neyler, neylerse güzel eyler diyoruz. Bir bakalım sizde bugün neler var, neler yok. Gökyüzü neler söylüyor hayırlısıyla. Şimdi ...14-20 Temmuz arası siz sevgili boğaları neler bekliyor arkadaşlar? Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Cuma'dan Cuma'ya Venüs günündeyiz. Bir gökyüzüne bakalım. Bugün ay İkizler Burcu'nda dolanıyor. Sizin ikinci eviniz aktif. 2 gün boyunca fazladan para harcamaları olabilir. Keyfi harcamalar olabilir. Bence şu sıralar keyfi harcamalara vakit ayırmayın arkadaşlar. Keyfi harcamalardan kimseye bir şey gelmez. Biraz hafta sonuna soft girin, yürüyüş yapın, çevrede bir dolaşın. Yani çok uzaklara falan gitmeyin. Ekstra para harcamaları gözüküyor. Benden uyarması. Yine Mars Başak Burcu'nda, dost burcunuz Başak'ta. Düşmanın dahi dost olacak. Düşmanların gelip senden inan ki bu hafta özür dileyecek. Böyle haftaya sevecen başlamak istiyorsan küçük küçük başla. Sonra işler büyümeye başlar arkadaşım. Burada size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Gökyüzünde dediğim gibi hava elementi o kadar az ki. Ateşte çok yığılma var. Yani Lilith Aslan Burcu'nda, Venüs Aslan Burcu'nda, Merkür Aslan Burcu'nda sıkıntı veriyor bize. Sadece bugün, yarın İkizler Burcu'nda bir ayımız var. Cuma, Cumartesi günü yoğun olarak hissedeceğiz. İç duygularımızda hareketlenme var. Bir ilham alabiliriz. Bir ilham kaynağı olabilir. Bir kitap okudum, hayatım değişti diyebiliriz. Okumalar çok iyi gelebilir. Entelektüel faaliyetler çok iyi gelebilir. Spor süper olur. Onun için diyorum ki spora ağırlık verin. Alışverişten uzak durun bu hafta. Yani yanılırsınız, fazladan para harcama veriyor. Jüpiter de Boğa burcunda, dost burcunuz yine Boğa burcu, sizin burcunuzda Boğa burcu, dost burcunuz diyorum. Özür dilerim. Jüpiter yine sizin burcunuzda olduğu için takdir, teşekkür ya da bir mesleki anlamda gezi olabilir, terfi olabilir. Bunlar senin hayatını saracak sevgili dostlarım. Ali İmran suresi 134. ayet der ki, öfkelerini yutkunurlar, insanları affederler, Allah da güzel davrananları sever. Şimdi arkadaşlar, Ali İmran suresi, biliyorsunuz Hazreti Meryem'in ailesini anlatıyor, onların hayatını anlatıyor. Ali İmran suresinde İmran ailesinden ve onlara işte peygamber olarak gelecek bir çocuktan bahsediliyor. Ali İmran suresini bu hafta okuyabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ailevi problemlerinizin gitmesi için boğa burçları, yurt yuva kurmak için bunu yapabilirsiniz. Çok çok iyi şeyler olacaktır, bunu bilin. Yine Mars Başak Burcu'nda, dost burcunuz Başak'ta baskı var. Boğa Burcu hanımları, mahalle baskısı var, koca baskısı var. Boğa Burcu erkeklerine de hanımlar baskı yapabilir. Sevdikleri kadın baskı yapabilir. Baskılara boyun eğmeyin. Kadınlara da erkeklere de diyorum, kalbinizin götürdüğü yere gidin. Yani ufak takdir ve teşekkür beklerken eleştiri olabilir, eleştiri oklarının hedefi olabilirsin. Kemiğini kevirtme, benden söylemesi. Her konuda başarı var ama sadece nankörlerde var. Bunu söylemek istedim arkadaşlar. Umutsuzluğa düşmeye gerek yok. Yollarınızın açık olduğu, eğer aldanma aldatılma enerjisi düşünüyorsanız katiyen böyle bir şey yok arkadaşlar. Aldanma aldatılma enerjisini görmedim ama bazı konularda sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ufak tefek sıkıntılardan söz ediyor. Arkadaşlar, aynı zamanda sosyal medya olaylarında veya sosyal medyada satış,
yani ona elektronik ticaret mi diyorlar? E-ticaret, özür dilerim. E-ticaret. Doğru yani elektronik ticaret. Böyle bir sertifika alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Çok güzel şeyler olacaktır arkadaşım. Soğuk giden bir ilişki aniden canlanabilir. Onu söylüyorum. Aynı zamanda hızlı bir haber alacaksınız. Bir bayanla ilgili hızlı bir haber alıyorsunuz. Evladınız olabilir, kız kardeşiniz olabilir. Bir kadın uzaklara gitmiş, haber bekliyorsunuz. Sizi ilgilendiriyor, ilgilendirmiyor. Bilemiyorum hani onu genele baktığım için. Ama haber alacağını söylüyorum. İki tane dedikoducu kişi var. Biri erkek genç olanı, yaşlı olanı kadın. Anne oğlu olabilir, işte karı koca bilemiyorum. Aileye çok gelip gidiyorlar ve uzun süredir de aileye de dostluk kurmuş gibiler ama dedikoducu bunlar. Hayatınızdan yavaş yavaş çıkartın. Yani ne yapacakları, ne edecekleri bellidir. Tilki gibi kurnaz insanlar olduklarını görüyorum. Ve arkadaşlar uyarıyorum yani sizi. Maddi manevi istismar olabilir, kan bağı, can bağı olabilir. Mayıs ayından beri bunların dedikoduları yüzünden senin canın çok sıkkın gösteriyor. Zihninde kurcalıyorsun, acaba kim ne iftira attı diye. Boğa burcu, işte atanlar belli oluyor tek tek. Onu söylüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, size bir konuyla ilgili sürekli baskı yapılıyor ya. Cambazlık yapmanız isteniyor. Yalan da söyleyemiyorsun Boğa burcu. Sen yalan söylemeyi de beceremiyorsun. Sürekli olarak kafan kurcalanıyor. Bence biraz cambazlık öğren. Bunlara en azından sus. De ki şimdilik buna hazır değilim. Ben işte bu soruya cevap veremem gibi geçiştirmelerde bulun. Yoksa seni sinir edecekler sevgili arkadaşım. Bayraklı bir kapıda çalışıyor bir tanesi bunların, devlet kapısında. Ama problemli birisi, kilolu bir kadın. Dedikodunuzu habire yapıp duruyor arkadaşım. Mayıs ayından beri de sıkıntı. Böyle giderse daha da büyük sıkıntılara yol açacaktır. Evet. İsminde B harfi, A harfi, İ harfi, N ve Ü harfleri adında soyadında olan birisinden arkadaşım. Bir haber bekliyorsun uzakta. Haber gelecek, seviyor seni, seviyor, seviliyorsunuz, ondan haber alacaksınız. Haber alacağınızı gösteriyor. Yalnız aslan burçlarından biri sizle kavuşmak istiyor, sizle görüşmek istiyor, tartışma olmuş aslan burçlarıyla aranızda. Onun sıkıntısını çekebilirsin, bazı sıkıntılar yaratabilir, aslan burçlarına dikkat edin diyorum. Yaşam ırmağı akarken bir duygulanma, bir hüzünlenme olacak. Bazen bu hafta nasıl oluyor biliyor musun? Çok büyük özlemler duyabilirsin. Çok büyük birisinin arkasından üzülebilirsin. Hayat devam ediyor diyorsun ama bir sıkıntıyla devam edecek hayat. Yaşlı bir insandan destek alacağını görüyorum arkadaşım. Ve bir erkek çocuk doğumunun müjdesi var. Tebrik edeceksin ya da bir hamilelik var. Erkek çocuk doğum müjdesi geldi. Haydi şimdiden gözünüz aydın sevgili dostlarım. Resmi evraklar var boğa burçları. Resmi evrakları kazanacağınızı görüyorum, alacağınızı görüyorum. Koç burçlarından koç, boğa ve başak burçlarından destek alacağınızı söylüyorum. Bir de kalbi katılaşmış birisi. Orta boylu, orta yaşlarda 50 yaş üstü bir erkek. Kalbi katılaşmış ama seninle güzel bir dostluk kuracak, seninle güzel bir arkadaşlık edecek, sana can yoldaşı olacak. Kanından, canından, komşundan, iş arkadaşından bilemem. Ama bir eril enerji sana maddi manevi destek veriyor ve her şeyden önemlisi yalnız olmadığını hissettiriyor. Bu çok güzel bir şey. Kahverengi saçlı, karamel kahverengi saçlı, yüzü gözü şöyle bir düzgün bir kız. Yüzü yuvarlak, gözleri iri bir kız haneye giriş yapacak. Evladınız, akrabanız bilemem. Bereketiyle geliyor, sevgisiyle geliyor. Yalnız bir aşktan yana sıkıntı yaşamış. Bu sen de olabilirsin. Arkadaşlar aşktan yana sıkıntı yaşamış. Bu
bu kişiyi geri plana almazsa yıldızı çok düşecek. Bu kızın bir kurşun döktürmesi lazım. Üzerinde çok ağırlık var, uykusuzluk var, depresyonu var. Yani bu kızcağızın gerçekten sıkıntıda olduğunu görüyorum. Bir an evvel ne yapacaksa yapsın. Çünkü akışta olmuyor. İleri de adım atamıyor. Ne yapacağını şaşırmış durumda arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Yine de her şeye rağmen güzellikler size doğru geliyor sevgili boğa burçları. Bir yol göstericinin olması için, aynı zamanda doğru yola gitmek için, yönünü belirlemek için ya hadi zikrini veriyorum. Videonun altına yazacağım. Tekrar sayısı 400'dür. Yol gösterici, doğru yola ileten ve eninde sonunda muhakkak düzgün işler yapan anlamındadır. Ya hadi. Bir de durağan enerjiyi aktif hale getirir. Laf atanı, söz söyleyeni engeller arkadaşlar. Güzel bir esmadır. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.